Merhaba sevgili sayın canım izleyen bugün bir akşam vakti herkes kepenkleri kapatıp evlere çekilmişken Flu TV stüdyosunda bir araya geldik. Bir fizik profesörüyle, bir tiyatro sanatçısıyla, bir yönetmen ve bir yazar olarak temel fıkrası gibiyiz. Burada yapacağımız şey oturup dertleşmek olacak. Bu defa tabii farklı bir masada daha kalabalık bir haldeyiz. Yine aynı şey yapacağım. Farklı kitaplardan, yazarlardan seçtiğim pasajları, alıntıları ortaya atacağım ve üstüne tartışacağız. Sorularım genelden özele doğru gidecek çünkü bir yandan da sizi gerçekten merak ediyor ve algılamak istiyorum. Burada olduğunuz için de çok teşekkür ederim. İlker Bey'in bu konseptinde aynadan bakıyor olacağız birbirimize. <laughs> Biraz deneysel bir konsept. <laughs> İlk sorum, bu çağın Tanıyan bir yarası aslında bu hız ve görsel üstüne kurulu bir çağ. Johan Hari diye bir adam var. Bu Çalından Dikkat diye bir kitabı var. Alıntılacağım bu yazarın The Guardian için yazdığı bir makaleden. Başlığı Dikkatiniz Dağılmadı Çalındı. Şöyle diyor. Beynimiz aynı anda yalnızca bir veya iki düşünce üretebilir. Çok sınırlı bir bilişsel kapasiteye sahibiz ama muazzam bir yanılgıya kapılmış haldeyiz. Ortalama bir genç aynı anda 6 farklı medya türünü takip edebileceğine inanıyor. Nörologlar bunu araştırdıklarında aynı anda birden fazla iş yapabileceğine inanan insanların yalnızca hızlı hareket ettiklerini ortaya çıkardılar. Bir ileri bir geri gidiyorlar, geçişleri fark etmiyorlar. Çünkü beyinleri kusursuz bir bilinç deneyimi sağlamak üzere bir anlamda meseleyi sumen altı ediyor demiş. Yazar bu durumu bilişsel yıkım felaketi olarak adlandırdıktan sonra şöyle devam ediyor. Bir grup üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırma, öğrencilerin ortalama dikkat süresinin 65 saniye olduğunu ortaya çıkardı. Ofis çalışanlarıyla yapılan bir başka araştırmada ise dikkat süresinin ortalama 3 dakika olduğu belirlendi. Odaklanma becerimizi kaybediyoruz çünkü hepimiz zayıf iradeli bireylere dönüştük. Bu durumda diyor ki şu an bu videoyu açan İnsanların yarısı çoktan Twitter'da haberlere bakmaya, Instagram'da like'larını kurcalamaya başladı. Ben de bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Biz de bakabiliriz ona. <laughs> aslında bu arada şey, özetle makalenin temeldeki sorusu şu. En son ne zaman hiç bölünmeden aynı anda yalnızca tek bir şeyle ilgilendiniz? Benim ihtisasım bölünmemek. <laughs> Hayatım o zaten yani ve en çok sevdiğim şey en mesleğim sahnede konsantre olup tut ki iki buçuk üç saatlik bir oyunu her bir anın içinde kalarak ...yaşamak, dikkat sarf etmek... ...yani aslında oyunculuk bu noktadan bakılacak olursa... ...dikkatini canlı tutup... ...çeşitli duygular ve düşünceler yaşamak... ...koca bir teksti bitirmek ama... ...kendi hayatındaki zevkim de tam buna uygun... ...yani sabahleyin kalkıp... ...7 ile 9.30 buçuk arasında 2.5 buçuk saat... ...ister felsefe, ister güzel bir roman okuyup... ...hakikaten o koltukta... ...kahvemle birazcık atıştırarak kahvaltı gibisinden... ...o seti tam konsantre yaşamak... ...ya da koyup bir maler senfonisini dinlemek... ...sahnede müzik yapıyoruz diyelim... ...caz yapıyoruz de o müziği dinlemek, çalarken, sayarak, bütün ayrıntıları duyarak dinlemek... Bunlar benim teker teker mutluluklarım. Ya da caddeye çıktığımda diyelim dekolajda bir yerde konferans veriyorum. O bir tane konu var kafamda. İşte gideceğim Suadiye'den, Cadde Caddebostan'a döneceğim, oturacağım. Sadece o konuyu düşüneceğim. Aklım bazen bir yere kaçıyor ama ben bir dakika diyorum, konu dışarı çıkma gel. Bir heyecan kaplıyor insanın vücudunu ve gerçekten hele yürürken de o dikkat süresi gayet uzun tutulabiliyor benim açımdan. Hem zevkim, hem mesleğim, hem mutluluğum. Peki bununla ilgili bir tüyo var mıdır? Hani ya bunu yapabiliyor Her gün yapıyorum işte. Her gün, her gün, her gün. Ya, bunun daha kısa süreleri var. Yemek yerken nefis bir baklava geldi. Yani kendini kaybetme noktaları aslında bence ipucu. Sevdiğin şeyde, inandığın şeyde kendini kaybetmek. Seks falan Can, gibi düşünsen... ne kadar elitsiniz ya. <laughs> tam, tam seks diyordu. Ben tam da... <laughs> ben orada bir... Bütün odaklandım. insanlığa seslenmiştim. Oysa. <laughs> <O zaman. gülüyor> Öpüşen çocuklar diyelim yani. Daha zarif bitiriş olsun. Vallahi bence şanslısınız. Çağın ve başından ben çok fazla etkilendiğimi düşünüyorum. Sürekli kafamın içerisinde tonlarca şey oradan oraya atlama yapıyor. Bir sürü şey takip etmem lazım. Eskiden Kafamın içerisinde bir dinginlik vardı. Şu anda o dinginliği bulabildiğim anların sayısı çok azalmış durumda. Hatta şöyle bir şey var. Çocukken ailem falan takılırdı özellikle annem. Bu çocuğun kulak kapakları var derdi. Normal insanın göz kapağı olur. Bu çocuğun kulak kapağı da var. Çünkü herhangi bir konuya konsantre olduğumda bütün dünyada... Ne olup bittiğini kenara bırakabiliyordum. Hatta komik bir gün eve geldim. Odamda mutfağın tam karşısında. İşime bir şey okuyorum falan filan. Annem geldi. Oğlum dedi salata yapacağım. Mutfakta salata tabağı yok. Bulamıyorum. Dedim ki bilmiyorum anne nereden bulacağım. Sonradan öğrendim ki kardeşim gelmiş. O salata tabağında patlamış mısır yapmış. Ve bu arada benim kapım açık. Mutfak kapısıyla aramız 2 metre falan yani. Orada mısır patlatıyor. Mısırı patlatmış. Sonra yalnız taşırken tabağı devirmiş kırılmış o salata tabağı. Elektrik süpürgesi getirmiş, her yeri süpürmüş ve bunların hiçbirisini ben duymamışım. Hiç sıfır yani. Çünkü o anda işime girmişim ve bütün dünyayı kapatıp sadece yapmak istediğim şeye odaklanmış. Bu müthiş bir şey sağlıyordu bana. Ama şu anda o kadar çok şeyle ilgileniyorum ki o veba bana da etkiliyor. Yani biliyorum o kapasitem var ama o kapasiteye ulaşamıyorum. Her an bir gelişme oluyor. Bir şeye bakmak gerekiyor. Böyle acayip bir hayatın akışı bana nüfuz ediyor ve oradan kaçamaz bir şekilde beni bir yere doğru alıp götürüyor. Hiç de sevmiyorum ama o yüzden Guardian'daki arkadaş haklı bence. Yani bu aralarda geri çekilip kedi gibi sakince kendi yapmak istediğim şeyi yapmayı özlediğim zamanlar oldu. Beynimizin böyle çalıştığı doğru herhalde değil mi? Yani biz düşünüyoruz işte aynı anda farklı medya türlerini takip et. Film izlerken haber okumak, haber okurken bir şey yapmak aslında. Tabi yani sonuçta bütün bu şeyler, sosyal medyada, çeşitli video kanalları da vesaire onların hepsi bir hedef peşinden koşuyor. O da ne? Seni maksimum süre o sitede, o yerde tutmak. Fluting. onun için abone de... olun. <laughs> <laughs> tamam hani Flu TV'de hiç olmazsa o arada zihnini verdiğin şey seni başka bir yerlere götürüyor. Ben şimdi kendi yaptığımız bölümleri de aralarda izliyorum. Eskiden ne demişiz diye hatırlamak için ama daha çok Flu TV'deki diğer bölümleri seyrediyorum. Ve cidden e, büyük bir keyif olurum. O sırada hiç olmazsa orada verdiğim dikkat bana dünyaya başka bir şekilde bakabilecek fırsatı sağlıyor. O yüzden hani Flu TV'den okeyim. Ama bir sürü başka uyaran da var. Ve o uyaranlara kapıldığım zaman mesela Flu TV'den bir video seyredikten sonra YouTube sana o algoritma başka bir şey daha gösteriyor değil mi? Ve ona kendini kaptıracak olursan çok hızlı bir şekilde o dünyada kayboluyorsun ve bir çeşit müptelası oluyorsun. O benim en değerli şeyimi bir anlamda. Yani zamanımı, bir sürü insanla güzel yapabileceğim şeyler üretirken olabileceğim şeyi o benden çalıyor. O yüzden ben o Guardian'daki arkadaşa %100 katılıyorum yani. Ben montaj yaparken Celal Hoca'nın dediği gibi hissediyorum. Yani montaj yaptığım zaman tamamen beynim boşalıyor ve çok rahatlıyorum. Öbür durumlarda Erkcan gibi maalesef. O kadar çok şeyle ilgilenmek durumundayım ki bir süre sonra hiçbir şeyle ilgilenemez hale geliyorsun aslında öyle bir sorun var yani. Kitap okuma alışkanlığın devam ediyor mu? Ben mesela o konuda biraz zorluk çekiyorum. Çok zor kitap okuyorum artık. Konsantre olamıyorum. Evet. Yani. Aynı anda dediğin gibi üç şey okumak, altı kişiyle konuşmak falan gibi yani berbat bir hayat aslında ama bir yandan da her şey gibi iyi tarafları da var yani bazı şeyleri çok daha kolay hallediyorsun aslında. Davul çalarlar bilir bu önemli bir sorudur. Yani i̇ki şeyi aynı anda yapmak mümkün mü? Davul çalarken ellerini ayaklarını ayırman gerekir. Sağ elini, sol elini sağ ayağını, sol ayağını. Dördünü birden aslında ayırman gerekir ve o ayırmanın sonu yoktur. Nirvana gibi bir şeye gidebilirsin. Ama aslında basit yolu şudur, Aynı anda yapmak diye bir şey yoktur. İnsan zihni sekansiyel işliyor. Sırayla işliyor aynı anda iki şey yapamıyorsun esasen. Davulcular da ellerini ayaklarını ayırmaz. Sadece birlikte kullanmayı öğrenir. Dolayısıyla gerçekte aslında sadece bir şeyi yapabilirsin bir anda. İki şey yaptığını zannedersin. Birine ara veriyorsundur. Yani çok hızlı bir şekilde birine ara verip öbürünü yapıp sonra tekrar ona ara verip öbürüne gidiyor olabilirsin diye düşünüyorum. Elektronik mühendisliğine bilgisayar mühendisliğine üretilen bir şey vardır. Bilgisayar aynı anda bir sürü işi Yapabilir. Buna multitasking deniyor. Ama gerçekte alt taraftaki bilgisayarın o çiplerine ne yaptırdığına bakacak olursan aslında işletim sistemi bir sürü işi aynı anda yapıyormuş gibi görünürken aslında hızlı e, hızlı. çok hızlı bir şekilde evet. birini yapar, onun bir parçasını yapar, bir sonrakini gene yapar, sonra bir sonrakini döndürür bu şekilde. Aynı an diye bir şey yok aslında. Evet. Burada da hatta bu bir optimizasyon problemidir. Çünkü diyelim ki bir işlem var. O işlem 10 adımdan oluşuyor. Onun birinci adımını yapıyorsun, sonra başka bir işlemin birinci adımını yapıyorsun, sonra başka bir işlemin birinci adımını yapıyorsun, sonra ilk işlemin ikinci adımını yapıyorsun ikinci işlem ikinci adımını yapıyorsun bu şekilde gidersin fakat bir işlemin bir adımından başka bir işlemin bir adımına geçmek de işlemcinin bir zamanla mal e, olur. Mal olur evet. O mal olduğu için de optimizasyon şöyledir eğer ki çok fazla parçaya bölecek olursan sırf parçaların arasındaki geçiş sırasında harcadığın zaman ve CPU gücü, işlemci gücü aslında toplam yapılan işten daha fazla bir yere bile gelebilir yani. Sadece Hı. geçiş bile senden bir şey götürüyordur. Şimdi ben aslında bunu kendi hayatımda direkt görüyorum yani. Herhangi bir işe girsem, hiç kimse onu karışmasa ve bir saat içerisinde onu pırıl pırıl bir noktaya getirip bir sonraki işe geçsem aslında çok çok daha verimli olacağım. Ama işte bir dakika, üç dakika, beş dakika şunu ilgileniyorum oraya bir şey giriyor, onunla ilgili bir işlemi yapıyorum sonra tekrar buna dönüyorum. O arada zihnimin tekrardan en son bıraktığım yeri hatırlaması için geçen sürede gene bir kaybım oluyor. Ama Bilmiyorum ya bir yandan böyle aynı anda yapıyormuş gibi yani İlker'in dediği %100 doğru bence. Ama ne oluyor? Optimize etmeye çalışıyorsun kendince. Şimdi ben mesela geçen hafta enteresan bir durumda kaldım. Aynı anda 3 toplantıda birdenim. Ya <laughs> e, bir tarafta CERN'le ilgili bir şey var. Ciddiye bir toplantı var. Orada bulunmam gerekiyor. Bir tane bizim enstitünün yaptığı radyasyon cihazlarıyla ilgili Amerika'daki Enerji Bakanlığı'ndan birilerinin olduğu bir toplantı var. Bir yandan da gelip benden fiziksel olarak bir şey soran insanlar var, tamam mı? Şimdi ben bunların hepsini iki iki ayrı bilgisayara iki ayrı şeyi koyuyorum telekonferansı onu açıyorum orada bir de altyazı özelliği geldi şimdi istiyorsanız hani anlık konuşulan şeyi yazıya çevirebiliyor bilgisayar. Onları açıyorum. Bir yandan bir kişiyi dinliyorum. Yani odadaki fiziksel kişiyi dinliyorum. Bir yandan da gözümün içerisinde orada yazıları okuyorum. Eğer yazılarda o an benim için önemli olan bir şey varsa burada bir saniye diyorum. Oraya dönüp oraya bir yanıt veriyorum. Sonra tekrar bu tarafa dönüyorum ve öldüm <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, efektif olarak her yerde bulundum ama aradan diyelim ki bir saat geç, geçtikten sonra kendi kendime ya bu arkadaşlar tam ne istiyorlardı dediğimde istediğim performansta onu yazıp da şey yapamaz olduğunu gördüm. Yani enteresan bir yüzyılda yaşıyoruz. Peki ikinci sorum yapay zeka ile ilgili. Harari şöyle söylüyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimine büyük bir yatırım ve enerji harcarken insan bilincinin yükselmesi konusunda çok az çaba sarf etmeye devam edersek pek gelişkin, sofistike yapay zeka teknolojimiz Yalnızca insanlığın aptallığına hizmet edebilir. Özetle diyor ki akıllı telefonlar aptal insanlar, hızlı teknolojiye karşın yavaşlamış bir zihin. Böyle bir tehlike var mıdır gerçekten varsa ne yapılabilir? Ben bir şey yapılabileceğini zannetmiyorum. Çünkü karamsar bir bakış olabilir bu ama kişisel olarak baktığımda tarafsız bir bakış sunayım. Ben kendimce sunabileceğim kadar. Sonuçta insanoğlunun evriminin aldığı belli bir süreç var. Yani canlılar belli bir şekilde belli milyonlarca yıl içerisinde, milyarlarca yıl içerisinde evrimleştiler. İnsan dediğimiz organizmada çok uzun süreçlerde evrimleşti. Ve biyolojik evrim bu anlamda yavaş bir süreç. Beynimiz birden bire böyle kapasitesi bilmem kaç kat artamayacak. Birkaç nesil, hatta onlarca nesil içerisinde. Bile. Dolayısıyla DNA'mızda ne varsa kapasitemizde orada belli bir yere kadar kitli. Peki insanoğlu bu son zamanlarda nasıl hızlandı, nasıl üretiyor? Bundan 100 bin yıl önceki ya da hadi diyelim 10 bin yıl önceki, göbekli verelim 12 bin yıl önceki insanlarla aslında biyolojik olarak neredeyse hiçbir farkımız yok. Bu anlamda bir yol kat ediyoruz ama biyolojik olarak kaydetmiyoruz o yolu. Nasıl kat ediyoruz? Kültürle kat ediyoruz. Kültürün evrimi ise Biyolojik evrimden çok daha hızlı. Fikirler çok daha hızlı ortaya çıkabiliyor, yayılabiliyor. Kendi başlarına tezi oluyor, karşıt antitezi oluyor vesaire. Yani bireyler kendileri o süreci yaşayamadıkları durumda bile, kendi kendilerine bir tezin karşısına antitezi kendi koyamadıkları durumda bile toplumlar o kolektif kültürel yapıda onu koyabiliyorlar. Kültürel evrim biyolojik evrimden çok daha hızlı. Şimdi yalnız kültürel evrimin de bir kapasitesi var. Bilgisayarların şu anda teknolojik evrimin geldiği nokta ise Maalesef bence içinde bulunduğumuz çağ enteresan bir çağ. Kültürel evrimden daha hızlı bir noktaya varmış durumda. Teknoloji bence toplumların evrimleşme hızından daha hızlı evrimleşmeye başladı. Bizim çocuklara mesela verebileceğimiz şu anda tek şey meta yetenekler ya da dünyaya bakış, kendini geliştiri ya da sorgulamayı, veya işte insanları dinlemeyi böyle genel yetenekler öğretebileceğiz. Meslekleri aktaramayacağız. Çünkü o meslekler bile çok hızlı evrimleşiyor. Buradan ne çıkarıyoruz sonuçta? Bizim insan olarak bir sonraki şeylere verebileceğimiz kısıtlı bir hale aldı. Teknoloji bizim düşünme, üretme, aktarma ve ölme hızımızdan daha hızlı gelişmeye başladı. O yüzden de ben yetişilebileceğine inanmıyorum. Yapay zeka ya da işte bununla ilgili gelişmeler olduğunda insanoğlunun ne kadar çok kendine yatırım yaparsa yapsın onu yakalayabileceğini düşünmüyorum. Biraz karamsar belki ama Görüşüm bu yani. Bugün şey gördünüz mü bilgiye şey demiş 5-10 yılda öğretmen diye bir şey kalmayacak çünkü zaten bilgi erişim daha kolay yapılıyor ama bunun sosyal kısmını unutuyoruz bence ya yani mesela öğretmenlere neden ihtiyacımız var en kötü ihtimalle o çocuğun o evden çıkıp başka bir ortamda başka yaşıtlarıyla buluşması gerekiyor. Ebeveynleri için daha rahatlatıcı bir şey başka bir yerde olması. Ee, Sanırım şimdi, gelişmiş ülkelerde belki. Çok güzel şimdi bununla ilgili bir tane iyimser bir şey çizeyim bir tablo. Ben e, o teknolojik yolculuk nereye gidecek onun hepsini öngöremiyorum ama insanlık açısından bir şey olabileceğine dair, olumlu bir gelişme olabileceğine dair bir ümidim var. O da şu. Bir çeşit re rönesans olacağını düşünüyorum. Rönesans sırasında ne olmuş? Eski antik bilgelerin ya işte felsefecilerin bilgileri okunmuş, tekrar tekrar tartışılmış. Sanata, bilime vesaire bunlara yeniden bir açlıkla insanlık gitmiş ve bir aydınlanma olmuş. Fakat şimdi vardığımız noktada biz o çağın getirdiği bir sürü artıları, teknolojik veya bilimsel artıları kullanıyoruz ama onları nasıl elde ettiğimizi toplumun çoğunluğu olarak bilmiyoruz. Bir sürü bilgi var. İşte ne bileyim C vitamini bağışıklığa iyi gelir diyoruz değil mi? Peki C vitamini nedir? Nasıl keşfetmiş? Kim ilk başta C vitamini diye bir şeyin varlığını bulmuş? Hocam Çoğumuz. çok kolay. Eczanede var. <laughs> C vitamininin iyi geldiğini nereden biliyoruz? Yani bir C vitamini diye bir şey var ve o portakalda varmış diye bir bilgi var elimizde. Ama portakalda o C vitamini olduğunu nereden biliyoruz? Bunların hiçbirisi yok. Biz sonuçta adeta böyle bir çeşit ne yapacağını iyi bilmeyen miras yediler gibi bir şeyiz. Daha önceki nesiller bir şeyler üretmişler, üretmişler. Orada birikmiş. Sonra onlar bize bu mirası vermişler ve biz o mirasın üstüne konmuşuz. Tamam mı? Konduğumuz için de onu nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Benim ümidim, olumlu bakışım şu. Bu teknolojinin böyle patlaması bize... O Rönesans'ta insanların yaptığının bir turunu daha yapmayı sağlayacak. Tekrardan insanoğlu şunu demeye başlayacak. Bir dakika ya ben bütün bu bilgilere parmağın ucuna ulaşabiliyorum ama Artık o o kadar basit olduğu için o bilgileri kafasına tutmak değersiz oldu. Ne değerli? Onun nasıl bulunduğunu bilebilmek. Onu tekrardan keşfedebilmek. Veya bir şey, bir, bir, cihaz var mesela. O cihazı nasıl yapabileceğimi bilmek. Bunlar tekrardan değerli, değerli olacak. O yüzden de önce şey örneği de çok güzel o anlamda. Öğretmen bitecek demiş ya. Evet bilgiye erişmek açısından öğretmen bitecek ama bizim ilk başta insanları o bire topladığımız o akademi demiş, lise demiş ya işte antik Yunan'da. Adam öyle topluyormuş çevresine topluyor. Sohbet ediyor yani tamam mı? Tekrardan o insan insan bağlantısını hatırlamış olacağız. O yüzden de ben bir çeşit insanlık için tekrar bir aydınlanma olacağına dair ümitkarım. Mesela senin yaptığın işi düşünüyorum. Sahnede müzik yapıyorsun, tiyatroda yapıyorsun. Bunu yapamaz mesela. Hadi diyelim öğretmenliği ucundan yaptı, verdi bir, bir bilgi ama yani yine o sosyal tarafı göz ardı ediliyor gibi. Ah romantik Aytuğ. <laughs> Aa, ben bilmiyorum. Ben gidip de bir izlemezdim. Yani. <laughs> yani yeni tembellik biçimleri de icat edecekler. Yani iyimser senaryonuz orada birazcık hani dağ kısmı yıkılıyor karamsara nazaran. Çünkü karamsarlık ya da tembellik ya da birinin bir şeyi benim yerime yapması ya da bir düşüncenin kökenlerini inmek, araştırmak, anlamak zevkinden ziyade daha fonksiyonist. Neye yarıyor bu? Ne yapalım? Ha posa içilmez mi hocam? Kılıklı, çeşitli, çabuk çabuk tembel ve birçok şeyi birden yaşamak sevdasına düşmüş insanlara daha iyi gelecek. Bütün bu icatlar sanki. Ama otunla oturup düşünmek, onun duygusunu derinlemesine tadını almak, dediğin gibi anlamını, nasıl yaşanacağını ve bütün bunu yaşayan insan olarak yeni yüzyılda nasıl bilge olunacak? Bu imkan ortadan kalkıyor çünkü dedeler avantajı kaybediyorlar. Geçenlerde bir şey oldu Berkun bana anlatmıştı. Bir torun anneannesini dinlerken böyle yapmış. Geç diyor kadın yani. Kadın anlamıyor konuşuyor Pardon, tabii ki yani, yani e, onun o sabırsız bu dünyalı haline dedeler bir şey diyemeyecekler. O bakımdan gündelik yaşam içerisindeki ahlaksal yapılar da esneyip zorlanacak gibi geliyor bana. Yani o saygı biçimleri çok yok olacak daha da yalan olacak bazı şeyler. Hiçbirbirini anlamayan çeşitli onar yıllık aralıklardaki insanların karşılaşmasındaki ilişkiler, yeni dünyadaki evlilikler, çocuk yetiştirmek hepsi yerinden oynayacak yani. Ve bütün bunlara eski nin taklidini yaparak yetişemez insanlar. Ve o zaman şunu merak ediyorum bütün o romanlar neye yarayacak? Eski mutlu günler diye bilgisiz, eski mutlu, anlamlı, romantik insanların saçma hayatlarına gülmek için bile olsa zaman ayıracak mı çocuklar? O zaman insanlığın hmm. aptallığına hizmet edebilir hakikaten. Valla evet. olabilir. Çok güzel bir nokta oldu. İyimser bakışa bir karşıt bir bakış söyleyeyim. Bu Uzay Yolu falan gibi dizilerin ana noktası şudur. Belli bir noktada o bizim için üreten mekanizmalar, makineler, robotlar, replikatör denilen işte bir şeyden aynen istediğin zaman üretebilen üç boyutlu yazıcılar diyelim. Bunların hepsi o kadar bir üst seviye varacak ki herhangi bir ürünü, herhangi bir zaman, neredeyse sıfır maliyet üretebilir olacağız. Yani onun için her şey her an ulaşılabilir olacak. Öyle bir noktaya geldiğimizde o hayatı hızlı yaşamak isteyenler, her şeye bir şekilde ulaşmak isteyenler zaten onlar hepsine ulaşacaklar. Bu olunca bunun ardından gelen insanlar diyecekler ki bir dakika ya yani bunlarda anlam yok yani anlamı başka bir yerde bulmak lazım ve o işte o zaman dediğim o tekrar reneden doğuş olacak yani diyeceğiz ki bir dakika ben anlamı bulmak için kendim kurmalıyım kendim binmeliyim kendim gitmeliyim kendim görmeliyim diyeceğiz evet. O zaman da ben yani gene daha uzun vadede gene iyi bir yere gideceğiz diye ümit ediyorum. Gelecekte yaşasaydım o adamlardan olurdum. Ben mutlaka modern olmak gerekir diyorum Arthur Rambo'nun dediği gibi. Gelecekte her şey her zaman daha iyi olur abi. Hiçbir zaman geçmiş daha iyi olmuyor. Nazım kızar buna ama. Dolayısıyla olan her şey benim için okey. Kötümser değilim yani, şaşırtıcı şekilde. Yo, ben ni niye şaşırtıcı olsun ki? Ben senin iyimser olduğunu biliyorum zaten. <laughs> <laughs> Yalom'un Varoluşçu Psikoterapi kitabı. Orada özetle iddia edilen şeyleri söylüyorum. Çocuklar masum değil, aslında kurnazdır. Liderlerse yaratıcı değil, narsisttir. Yazara göre çalışkanlık ve sanat üretimi içimizdeki canavarı gizleyen bir uygarlık maskesi. Hayırseverlik ise suçluluk duygusunun telafisi. Sevginin özgecil değil, bencil olduğunu savunuyor. <laughs> Erik Fromm da abartılı sevgi gösterilerini Sevginin değil yalnızlık korkusunun büyüklüğüyle bağdaştırırdı diye bir not almışım buraya. Ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Yani eylemlerimizin hiçbir zaman tek bir nedeni ya da sonucu yok diyor birazcık bu kitaplar okunsun bir heyecan yaratsın diye bu yazarların yaptığı bazı bence numaralar var. Yani bir takım o de çıkacak karşımıza istisnai bir şeyi radikalleştirerek böyle oluyor demek sanki seni korkuturcasına. Birisinde bir an şöyle olmuş olabilir bir başkasında böyledir. Bunlar çok da yasaya bağlanacak şeyler değil. Aslında lider değil narsisist aslında sevgili değil bilmem ne. Tabi şu doğru girişi çok doğruydu. Masumiyet bence edinilen kazanılan bir şey. Bütün diğer erdemler gibi. Yani doğuşta o kadar da yüce bir şey değil bir bebek ya da bir çocuğun arzuları ya da egoizme değil. Ama bütün bunlar gerçek bir ahlak eğitimiyle ve kültür ve sanat anlamında o insanın okuduğu, seyrettiği filmler, romanlarla insanlığının incelmesi diye genel olarak eğitimle bir şeyden söz edilebilir belki. Hani Bildung dedikleri Almanların ya da işte biri okuyup birisi olmak, bir şey olmak, bir şey temsil etmek, bir varoluş anlamında kendi planına ve programına sadık kalarak şiirlerle, şunla bunla bütün dünyanın güzelliğiyle ve diyelim ki 2500 senelik felsefe tarihiyle kendini derinleştirmek. Bunlar birer ödev olabilir. Ama diğer bütün o karamsar şeyler bazı ihtimaller olarak anlamlı benim için. Bir insan bir an bir sevgi gösterisini öyle bir nedenle, narsistik bir nedenle yapabilir. Ve bir anda gerçekten yapar, içten yapar. Yani bilmesi zaten lazım yalamın. Hiç öyle tek bir yorumla anlaşılabilecek katmandan oluşan varlıklar değil. Üç saniyeyle çok farklı zalim ve şefkatli olabilir. Yüce ve aşağılık iki şey arka arkaya beyninden geçebilir. Sınıflanacak bir şey değil. Bence insanı anlamak bilim adamlarının nörologların ya da psikologların değil iyi romancıların harcı. O karmaşayı onlar daha yakına girerek daha gerçekten resmedebiliyorlar. Zaten Freud da şey diyor diyor ya, yani gittiğim yere her ulaştığım yerde benden önce oraya bir şairin uğradığını gördüm. Evet evet. Var. Aytu Bey, yine şairlere torpil geçiyorsunuz. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya da romancı neyse ama ben ama şeye katılıyorum yani çocukların masum değil kurnaz olması ya yani çıkarcı sonuçta yani. ama senin verdiğin örnekte anladım hani zamanla kazanabilecek incelikler mahremet duygusu vicdan bu da zamanla olabiliyor. Ama mesela hayırseverlik yani evet bir noktada insanın bir, bir vicdan azabının örtüsü gibi. Bir an. Vicdan en sonra geliyor galiba. Yaşlandıkça çıkıyor. Ben daha yeni bir 5-10 yıldır vicdan azabı çekmeye başladım. Mesela hepsi aynı sırayla da gelmiyor. 30'lu yaşlar, 40'lar, 50'ler, 60'lar. Vicdan gerçek anlamda bütün bir yaşamından sana bir önüne fotoğraf koyup git ondan özür dile diyebiliyor. Ve bir dakika diyor şu anı geçme yani ona bak, onu tut. Yoksa bunu unutmayacaksın. Ve çok da şansın olmayacak sonra. Anlatabildim mi? Sonra sonra bütün o kırdığımız kalplerden ve onları hatırlamaktan utanıyoruz, üzülüyoruz ve zaten sonra başka yapmıyoruz ama onlarla da bir ilişki kurmak için bir şans sunuyor insanın vicdanı. Peki yıllar sonra gelen bu fikir ve hissiyat geçiyor mu? Yani mesela sen bir eylemde bulundun mu ya yani böyle tabi bir... tabi 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 onu yapıyorsun ve rahatlıyorsun. Yani Çünkü giderek artık sen o listede bir şeyleri işaretlediğini fark ediyorsun. Yani çok dikkat ettiğin yaşamım dediğin, kariyerim dediğin, başarılar dediğin, serüvene olan ilgin azaldıkça, yani başarıya ya da başarısızlığa doydukça daha ahlaki bir özne olma dönemi başlıyor. Kesinlikle daha sevgi dolu, daha ahlaklı, daha vicdanlı, daha iyi bir insan olma tadını yaşamak istiyorsun. Bütün vücudun hazır oluyor yani. Belli bir yere geldikten sonra. evet evet kesinlikle. Kesinlikle orta yaş sonrası diyebilirim benim vücudumda yani. Gelir düzeyine göre ahlakla ilgili olan konularda bayağı araştırmalar var. Orada da hiç beklenmedik sonuçlar da çıkabiliyor. Ana hatlarıyla şöyle bir şey. Mesela deney yapıyorlar. Türkiye'de pek ciddi alınmasa bile yurt dışında bu kavşaklara falan gelildiğinde konulan dur işaretleri var. Bizde insanlar bazen kırmızı ışıkta bile geçiyor. Bunu kastetmiyoruz. Bir kavşak var. Kavşakta yolun kenarında dur işareti var. Bu ne demek? Sen geleceksin, duracaksın. Etrafı kollayacaksın. Ondan sonra yol devam edeceksin. Gizli bir kamera koyuyorlar. O dur işaretine gelindiğinde araçların gerçekten durup durmadığını ya da e, İngilizce'de rollover denilen işi yapıp yapmadıkları. Yani geliyor, hafif yavaşlıyor, hop devam ediyor. Tamam mı? Gerçekte durmuyor. Şimdi bunu araçların türüne göre işte pahalı mı, eski mi yeni mi vesaire göre inceliyorlar. Enteresan bir şekilde zengin insanların kullandıkları araçlar ya da zengin araçlar çok daha sıklıkla dur işaretine durmayıp dümdüz gidiyorlar. Bir bakış şöyle diyebilir. Yani işte insanların şartları kötüyse onların etik kaygıları zorlanabilir. O etik kaygılarla kaldıklarında rahatça doğru tarafa hareket edemeyebilirler. Çünkü elleri kolu bağlı olabilir diye bir bakış olabilir. Ona karşıt olarak da söylüyorum. Eğer ki belli bir seviyede üstüne çıkacak olursan da bu sefer kendini Diğer insanlardan daha üstün görüyorsun. Yani bir çeşit şey oluyor. Senin zamanın başka bir insanın zamandan daha değerli olduğuna kendi kendini ikna etmiş oluyorsun. Çok doğru bu böyle. Hele bu bize de çok uyarlanabilecek bir şey. Bizim içimizdeki bu ülkenin yapısına bağlı. Sonradan görmede olsa yani zenginlerdeki o benim hakkım vaziyeti kendine önemli ve daha zaman bakımından öbürünün boşluğuyla değiş tokuş edilemez kadar değerli bulma şımarıklığına bağlı olarak çok doğru örnek. Benim bazen kendimi mesela şanslı gördüğüm şeylerden birisi budur. Hatta bu yüzden de bazen çevremdeki insanlar kızıyorlar bana. Ben mesela ilginç bir şekilde fazla paradan kaçıyorum. Yani bu böyle cins bir şey yani tamam mı? Hani bazen bir şey oluyor ya onun hakkı bunun parayı al deniyor ve ben alırken böyle elim üç kere gidiyor. Çünkü sanki eğer ki çok fazla kaynağım olursa elimde biraz o şeyi kaybederim gibi geliyor. Hatta Hocam o fazla para nerede karşınıza çıkıyor onu bize söyleyebilir misiniz? <laughs> o fazlalık denilen şey kişiden kişiye ve içinde bunun duruma göre değişecek cinsten bir şey. Ya ben şimdi sonuçta bir üniversitede profesörüm. Eğer ki toplam gelirime bakacak olursam Türkiye'deki insanların belki %90'ından daha iyi bir gelirim var. Bir perspektiften de eğer ki şimdi Türkiye'ye dönüp Türkiye'de yaşamayı tercih etmeseydim hala İsviçre'de yaşıyor olsaydım bunun çok çok daha üstü bir kazancım olacaktı. O yüzden otomatikman şu bir parantezle gelme durumunda kaldı. Doktorasını Stanford'da yapan ve şu şu olan birine göre gene de az kazanıyorsunuz. Ama işte gene bir entitlement yani bir çeşit bunu yaptıysan bunu kazanman lazım diye kafamızda bir denklem oluşmuş ki ben ona göre alttaymışım gibi bir sohbet ediyoruz değil mi? Ben bunları bile bir kenara bırakmak istiyorum. Ben neysem oyum. Tabii ki ailemi mutlu edecek, huzurlu da bulacağım. İşte ne bileyim başımı sokacak evim olsun. Kirada oturmayayım artık falan isterim ama öte taraftan da çok da şanslıyım. Bir sürü insana göre evime gittiğimde neyi yiyebileceğim, ne içebileceğim, işte üşümeyeceğim. Şanslı olduğumun da farkındayım. Bu böyle bir bütün. Şimdi normalde çok muhabbetin yapacağım bir konu değil ama ilginç bir şekilde madem bir arınma gecesiymiş bu böyle birden döküldü yani. Yani fazla para zararlı mıdır hocam? Vallahi bilmiyorum da paradan da öte beni insan olmaktan uzaklaştıran şeylerden aralarda kaçınmam ve tekrar insan olduğumu hatırlamam gerektiğini düşünüyorum. Ben her gün çocuklara onu diyorum işte hocam hiç maaşları arttırmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bırakmalıyım. Bazen de yürümeliyim. Bazen bir yerden bir yere gene otobüsle gitmeliyim. Beni insan yapan şeyler de bu tamam mı? Onları kaybetmekten korkuyor. Onun için de kimi zaman bana diyorlar uçak biletini aldıktan sonra check -in hala sen yapıyorsun da işte asistanından bunu yapmasını istemiyorsun. Çünkü bir şeyleri hala benim dokunuyor olmam lazım. Evet kesinlikle. Çok i̇şte... katılıyorum ya. Evet. Ben de sadece şuna üzüldüm. Verdiğin örnekte deneyde hani daha çok paraya sahip insanlar kurallara uymamayı kendinde hak görüyor ya. Belli ki sen en çok paraya sahip olsan da yine kurallara riayet edeceksin. Kendi güvenliğin ve başkalarının sağlığı için ve zaten böyle olması gerektiği için. Bu noktada da işte orada bir çelişkiye kapıldım. Hani hangisini tercih ederdim diye. Erkcan'ın çok parası olması mı? <laughs> ya bir şeyi de düşündüm mesela. <laughs> benim yakın çevremde en aklı başında kişiler üremiyor çocuk yakmıyorlar. <laughs> yani şimdi buna seviniyorum onlar için bir yandan da üzülüyorum dünya için. Hani asıl onların yani çocuklarını böyle ne kadar güzel yetiştirecek insanlar? Yaş bilemeyiz. Belki benim tahminim ve fikrim bu ama bu çocuk konusunda da içini rahatlatabileceğini düşündüğüm bir bakış tarzı var. Evet. Bir insanı yetiştirmenin yegane yolu kendi çocuğun olması olmak zorunda değil. Eğer ki sen mesela iyi bir şeyler yapıyorsan ve o iyi şeyi anlatabiliyorsan, yayabiliyorsan sen gene şey yapabilirsin. Yani enteresan bir şekilde ben mesela üniversitede bana gelen öğrencilerin hepsini tabii ki yetişkin bireyler. Yani öyle şey çocuk gibi görmüyorum ama hepsine bir şey katabileceğimi düşünüyorum. Bir sürü farklı aileden geliyorlar ama hepsine belli düşünce yöntemleri veriyorum. Bilime bir bakış tarzı veriyorum, bir şey veriyorum. Dolayısıyla meraklanacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. İlle kendin biyolojik çocuğun olarak aktarmak durumunda değilsin güzel şeyleri başka şekilde de aktarabilirsin ayrıca kendi çocuğun olmazsa yılda 400 bin lirada kârda oluyorsun yılda 400 bin peki başka bir yazar farklı bir kitap Jose Gasset sevgi üstüne kitabı hakikaten çok sevdiğim bir tespit güzellik hakkında bu diyor ki olağanüstü güzellik ince duyarlılıkları olan insanların birini çekici bulmasına engel olur aslında bir yüzün aşırı mükemmellikte olması o yüzün sahibini nesnelleştirmeye ve bir estetik nesne olarak zevk ve seyredebilmek için ondan uzakta durmaya yeter bizi. Resmi güzellere aşık olanlar yalnızca alıklar ve bakkal çıraklarıdır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yalnız burada bakkal çıraklarına bir ofensif şey var hocam. <laughs> yani bakkal yani böyle ergen çocuklar diye kurtarılır. Bir dakika o da çiğ, cinsiyetçi oldu. <laughs> yani bakkal sadece erkek çocuklar mı olacak yani? Beni. Çeviri canım bu. Resmi güzeller kamusal anıtlardır. İnsanın kısa bir süre uzaktan seyredebileceği ilginç nesnelerdir. İnsan onların yanında kendini aşık gibi değil turist gibi hisseder. Bir insanın dış görünüşünü seviyoruz ama bence zekasına aşık oluyoruz. Zekadan kastım da aslında iletişim becerisi. Yani bizimle kurdu yani burada gerçekten gene problemli bir görüş var. Bir kere güzellik. Gerçekten güzel bir kız gördüğümde diyelim. Kalı veriyorum zaten. Duruyorum. <laughs> <Can> Mükemmel. <laughs> hani nerede güzel mi kaynıyor ortalık? <laughs> ya yani çıkıyoruz da böyle sağlı sollu güzeller mi geçiyor Allah aşkına? <laughs> Güzellik, cennet vatanımızda hayalini kurduğumuz, arzuladığımız bir istisna halidir. <laughs> Ve karşımıza, <gülüyor> karşımıza <gülüyor> yani benim için öyle ben karşıma çıktığı zaman teşekkürler diyorum. <laughs> Zekası, ama işte. dünya görüşü, <laughs> ten, kimya, fizik. Sadece yüzden bahsediyormuş. Tamam, turist Hep gibi Burak. ama işte. Turist bakışı. Taparcasına. Anlatabiliyor muyum? O güzellik için bir teşekkür. Tabii ki Floransa gezmesine benziyor. Ama Floransa'da da basit bir turist olmadığımı varsayabiliriz. Yani bütün o güzellikler, o heykeller, o artık sanat eserine dönüyor yaşam bir an. Sana yaşam bir an. Bak sanat böyle bir şey gibi fısıldıyor eski moda üstelik ve yok oluyor. Ve sen hayran bir şekilde kalıyorsun. Ama büyük şans seninle aynı tipte diyelim kızlardan hoşlanan bir fotoğrafçı ya da sinema yönetmeni tanımandır. Film seyrediyorum. Allah Allah diyor ben bu kızların hepsini beğendim. Filmi yapan Luc Besson. Birisi senin idealindeki kızı sevmiş. Senden farkı adam yönetmen. ya devamlı karşıma hayran olduğum kızlar geliyor. Değil mi? Öso ve Fransa Ozon'da havuz mavuz. Yani evet. o filmler Oh ve Çalınan Güzellik diye bir film oynadıydı. Yani yani böyle hakikaten taş kesiyorlardı. Jeremy Irons falan her şeyde havuzdalar. Liv Taylor galiba bir geliyor karşıdan. Of! <laughs> oh. <laughs> Adamlar orada öbürlerin doruğundalar yani kalp krizi de olabilir teşekkürler dünyada olabilir anlatabildim mi böyle çok dünyada da zaten Prag'da İsveç'te nerede gezersek gezelim nadiren bu anlara şahit oluyoruz benim için çok mutluluk verici derinden derine zevk aldığım bir şeydir bunu karamsar mutsuz habis ruhlu bir felsefeciye hiç <laughs> <Çiğnetmem. gülüyor> Hocam bakkal çırağı olduğunuz ortaya çıktı. Evet. <laughs> evet. Gününde ve geçmişinde resmi güzellerle mi ilişki kurdun uzun yıllar yoksa? Benim hep belli bir tipim vardır. Benim dünyam çok geniş değil. Belirli bir tipten çok hoşlandım. O tip üzerine ihtisas yaptım. <laughs> ve doruk noktasındakiyle de evlendim. Yani ben bu noktada <laughs> çok rastlantıya yani. Ya Kundera'yı çok severim. Ben der ki bir epik çapkın vardır bir lirik. Lirik olan hep aynı tipe gider. Ben lirik çapkın gibi görünüyorum. Öbürü der ki epik çapkın. Yani şu tipte oluşuşman olur zayıf olur sarışın olur esmer olur yok. sonunda garabet koleksiyoncusu hmm. olur der Kundera galiba var olmanın dayalısa flinde yani yok benim çizgim hep belliydi ve yıllardır da değişmedi fakat korkunç başka bir şey var sen o şeyi güzel buluyorsun fakat o şeyin yaşı hiç değişmiyor o kızın yaşı çok enteresan. Ve sen giderek 20'li yaşlarından 30'a 40'a 50'ye 60'a geliyorsun ve senin bir gün o yaşta çocuğun olmaya başlıyor, kızın büyüyor ve sen gerçekten çok hüzünlü bir hatıra gibi kendi yaşamına <laughs> tekrar dalıyorsun. Acıdır. <gülüyor> <gülüyor> Acıdır. <Vallahi gülüyor> Tabii. Sonu kötü bir. Bütün idealistlerde olduğu gibi. Evet sayın profesör. Vallahi, <laughs> Vallahi bunu ben pas geçeyim. <laughs> bir anlık mesela diyelim ki birisini çok çekici buldun veya işte o böyle seni alıp başını alıp götürdü mesela o etkinin kalıcı olamayan bir sürelliliği var süre o, o kalıcı olmayan şeyler benim genellikle tercih etmediğim bir yandan bir çeşit ya yani o beni kanımı kaynatıyor ama o kanımın kaynamasının birkaç gün içerisinde, bir dakika içerisinde, bir belli bir süre içerisinde geçeceğini biliyorum. Onun için artık bu yaşımda çok da fark etmiyor. Benim baktığım şey bir insanla kalıcı bir bağ kurabilip kuramamak. Yani bu sadece kadın erkek ilişkisi anlamında değil yani genel olarak. Değil? Ama ne kalıcı ki? Sonra... Yani kalıcı olan hiçbir şey yok ki aslında. Flüte'de bir sürü kedi var. Onlarla nasıl bir ilişkin var? Bir gün öleceklerini düşünüp korkuyorum. Evet ama yani o oldukça uzun bilmem kaç yıl eğer ki bir aksilik olmazsa Allah uzun ömür versin kedilerine. <laughs> bir şeyleri paylaşacak o kedilerle o kedilerle bir şey paylaşırken bugün paylaştığın şeyin yarın paylaştığın şeyin 10 gün sonra paylaştığın şeyin hepsi sana bir şey katacak. Bir arayış içerisinde değilsin. Biliyorsun ki bugün kediyi bugün seviyorsun. İki gün sonra ya ben artık bu kediyi sevmiyorum ya da bu kedinin artık benim için seksapeli kayboldu demeyeceksin yani değil evet, mi? Yani da şöyle daha güzel bir kedi geldi diye bunları bırakmıyorsun. Onu diyorsun değil mi? Evet. O canlıyla öyle bir bağ kurmuşsun ki o kalıcı. Hatta o kedi vefat etti, öldükten sonra bile senin kalbinde o yaşadığınız şey sende kalacak öyle kalıcı şeyler sanki bana daha anlamlı ve değerli gibi geliyor. Onun için de diğer taraflara çok girmiyorum. Doktor ve yazar Nicole Le Pera. Çok kısa ama bence çok önemli. Diyor ki toksik aile sisteminde sürtüşmeye neden olan ailedeki en sağlıklı kişidir. Aile dinamiklerine direndikleri için diğer üyeleri rahatsız ederler. Aile üyeleri oluşan bu sorunlarda kendi rollerini görmek istemezlerse bu kişi günah keçisi haline gelebilir. Ben mesela bugün böyle belli bir başarı sağlamış arkadaşlarıma tanıdıklarıma baktığımda hepsinin bir dönem ya yani çoğunun değil bir dönem geçmişinde ailesinden çevresinden ya da benzer normlardan tırnak içinde bir rahatsızlık duyması ve bunlarla mücadele içinde olduğunu görüyorum. Ve bu kişiler şu an her nereye gelmiş olurlarsa olsunlar hala onlar tarafından aksi, huysuz, baş belası gibi görünmeye de devam ediyor. Halbuki yani bu noktada toksik olan kim aslında gibi bir sorusu var bu. Ya bütün dünya tiyatro edebiyatı belki de 500 senedir evet aile konusundan beslenir aile felakettir. Yani bütün yazarlar oradaki kan, kıyamet, kıskançlık, geçinememe, kavga, korkunç şeyler, birbirini mutsuz edenler, işkence edenler insanları en rahat hele oda tiyatrosu falan gibi düşünecek olursak o sahne ailenin içine koyar. Ve buradan gerçekten çıkış yoktur. Bunu da içerir ve bir sürü nedenle aile mutsuz ve feci bir şeye doğru dönüşebilir. Hadi o Noel yemekleri falan filan gibi herkesin toplandığı hadi filmleri de hatırlayalım yani. Ama mutlu aile nasıl mümkün? diye düşündüğüm zaman emin olduğum bazı şeyler var. Küçük bir aile yani bu mesela benim bir şansımdı. Ben tek çocuğum. Farz et anne baba ben. Benim eşim de anne baba tek çocuk falan. Ve biz de anne baba tek çocuk. Değil mi? Ve bizim ailemizde de farz ederim. Diğer annelerle ve babalarla ilişki onların evinde genellikle ve hani daha minimal. Yani içeriye pek kimseyi almadığınız ve anne baba çocuk olarak ve aynı zamanda anne ve baba arasında yani bir zamanlar sevgili olan iki insan arasında fikir birliği, kültür birliği, görgü anlamında yakınlık olduğu, denge olduğu zaman bütün o aşk ve sevgi çok net bir dil birliğine dönüşüyor. Dil ve anlam. Bunu çok ihtiyaç duyuyorsunuz çocuk yetiştirirken özellikle. Türkçeden Türkçeye tercüme olmuyor taraflar arasında. Biz aynı şeyden zevk alan, aynı şeye anlam yükleyen, aynı şeye dikkat eden insanlar oluyoruz. Maalesef kulağa hoş gelmiyor ama çok mutlu aile çok sessiz, çok monotonik, çok ritüelleri olan, çok düzenli bir şey. Böyle kurulduğu zaman çocuk o dünyayı kendisi icat etti zannediyor ve bütün o monotoninin içerisinde gerçek bir prens olarak ev ya da prenses olarak diyelim evin içinde o kurulmuş sistemin tadını çıkartıyor. Bir asabiyet yok, bir çekememezlik yok, kavga yok, kıyaslama yok, uyduruyorum. Kardeş yok. Bunu ben çok net birkaç defa gördüm yani. Hani kendi geldiğim evlerden ve kurduğum ailede de 20 yıldır hakikaten tıkır tıkır işleyen bir mutluluktan bahsediyorum. Ama o anlaşılan sessizlik tarafların emin olduğu bir kavram olarak denge. Halbuki genç yazarlar dışarıdan baktıklarında şöyle satırları çok yazıyorlar. İşte öyle bir çift gördük ki restoranda bir tek kelime konuşacak şeyleri yoktu. Yemeklerini yediler, şaraplarını içtiler. Hiç artık aralarındaki her şey bitmiş, ölmüş. Ya aynen, keyifleri yerinde olabilir mi? Aynen, o kadar keyiflidirler ki birkaç noktada göz göze gelirler. Gayet güzel bir yemek yerler ve kalkarlar ve giderler. Yani maalesef insan gençken olaydan beslenerek, canlılıkla olayı birbirine karıştırarak çok dramatik, çok saçma şeyleri arzulayıp ona aşk diyebiliyor. Ona gerçekten kanlı canlı ilişki diyor. Evet belki gençken aşkta tamam. Ama aşk denen şeyler, aşklar denen şey zaten insanın kendisinin ne istediğini anlama serüvenidir. Ve ne istediğini bildikten sonra o son büyük kararda gerçekten o anlamlı sessizlik hüküm sürmeli. Ben ona mutluluk diyorum. Güzel. Bu aslında sen dedin ya Ayto işte bir başarılı insanlarda bir dinamikler varmış ailede bir doğru mu anladım onu? Ya, genelde bir çekişme oluyor ve orada falan. çok emin değilim bunun hani bir çeşit numune alma hatası olup olamayacağından emin değilim. Yani sonuçta bazen biz kendi gördüğümüz olaylar da kendi yaşadığımız çevrenin yansımaları oluyor. Ya yani mesela sen işte tanıdığın insanlar belli açılardan senin baktığın ya da hoşlandığın şeylerde alanda oluyorlar. Ve onlar da belki o dediğin altyapıdan geliyorlardır. Evet. Onun için de ben aslında burada hani çok emin değilim. Mesela ben, benim kardeşim var. Ben de kardeşimle şeyim yani o o itiş kakış da beni birey olarak yetiştiren bir şeydi. Ama sonunda bir mutlu aile kuruyorken de ben de şimdi çocuklarımın kardeş olmasını tercih ettim. Yani sanki o mutluluk ya da o başarı vesaire ile bir şeye bağlı değil. Bireyler zaman içerisinde olgunlaşıyorlar. Herkesin yürüdüğü farklı bir patika oluyor. O patikayı içine bir şekilde sindirmeyi başaran kişiler sonrasında onu başkalarına da yaşatabiliyorlar gibi hissediyorum. Onun içinde illa bir de tek yani tek bir bunun bir yol, yolu olduğunu düşünmüyorum. Ben bu patikadan böyle yaptım. Başka birisi de böyle oldu ee, ve her ikisinin de ...başarılı, mutlu ya da huzurlu olabileceğine katılıyorum. Ya tiyatro edebiyatına örnek verince insanların okuma olanakları pek yok ama aklıma şimdi bir film geldi. Gerçekten mutsuz ve modern bir aile olarak çok iyi yazılmış bir filmdi. American Beauty, Amerikan Güzeli. Kevin Spacey ve oyuncular ve mümkün olan bütün mutsuzluk ve kabusluklar. Çok iyi yazılmış ve çok iyi oynanıyordu. Yani bence insanlar kendi mutluluklarını sanat eserlerinden, romanlardan ve filmlerden görerek yaratabilirler. Çok şey söylüyor onlar bize. Yani Goethe'de vardır insan kendini başkasında der. Ve bunun olanağı gerçekten bütün bu iyi yazılmış romanları, filmleri anlayarak, çözümleyerek ve kendini onun içine koyarak seyretmek ve düşünmek. Sadece yaşadığımız ve rastlantısal olarak başımızdan geçen şeyler bizim için büyük öğretmen olmayabilir. Yani bizi büyüten aslında hayattan ziyade sanat eserleri. Peki bununla ilgili antitezi olacak bir alıntı çıkartmıştım da buraya Henry ile alakalı. Yani şimdi şöyle kişisel olarak tabii ki sanat üretiminin karşısında Olmam zaten mümkün değil ama bir laf var yani sanatçılar akıl hastalarıdır diyor. Çünkü kimsenin ihtiyaç duymadığı şeyler yaratırlar. Hı -hı. En nihayetinde öyle hakikaten ama mesela bir, bir beyin cerrahı yapıyor ameliyatımızda ama bir sanatçıların zihin dünyamızı şekillendiren de sanatçılar oluyor ve bir noktada bir şey ortaya çıkartıyorlar ve insanlar aslında buna ihtiyaç duyduğunu o sanat eseri ortaya çıktıktan sonra da fark edebiliyor. Ama şöyle paylaşacağım alıntı şu. Bu tabi ironik bir yerden. Diyor ki son yıllarda herhangi bir sözcük sanatçısı dünyayı Hitler'in yapabildiği kadar heyecanlandırmış mıdır? Herhangi bir şiir dünyayı atom bombasının sarstığı kadar sarsmış mıdır? Ortada 5. sınıf bile olsa bir şair görebiliyor musunuz? Yani bu ekmek su gibi bir şey değil ya sanat dediğimiz şey. Tiyatrosu, edebiyatı felsefesi. Yani öyle tabi Hı. Yani. koskoca Henry Miller ayıp yani. Ya yani bu yani bütün dünya klasiklerini bir bomba yok eder demek falan. Ya yani buralardan mı konuşacağız? Yani çok saçma. Yani çok tırnak içinde ahlak dışı bir şey argümanla geliyor. Normal dışı demiyorum. Yani o zekada bir herif. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki yani tamam bir Dostoyevski romanı ne kadar kuvvetli olabilir ki? Falan gibi yani. Yanlış bir kıyasla. Tabii mi? canım yani. Bundan bu olmaz. Yanlış soruya doğru cevap verilmez. Hani Adorno'nun dediği lafı söyleyeyim. Yanlış soru bu. E adamın koyduğu yanlış bir düzen. Oradaki buradan, anlıyoruz, yani. değil mi? Yani? Anlıyoruz. Bir... anlıyoruz. Bu deli sanatçı durumundan ben hakikaten gençken bile dönmüştüm. Yani ilginç gelmemeye başladı, çok çabuk. Bir poz oldu, e bir zırva oldu. Çünkü ben bir baktım ki bütün büyük sanat eserleri çözebilerek anladığımda son derece akıllı, ölçülü, milimetrik hesaplarla kitaplarla yaratılan mühendislik eserleri aynı zamanda. Yani o gece delirdin de bilmem ne yaptım. Eğer 40 yıllık bir geçmişim varsa bir ressam olarak tabii o gece delir bir şey yap ama 40 sene artı o gece gibi olmuş oluyor. Picasso'nun dediği laf. Yani yoksa bence sanat meselesi hiç öyle yani anlamayanları heyecanlandıracak, e, çizgi dışı, toplum dışı, deli, başkalarına benzemeyen ölçüsüz karakterlerin çıldırma anlarına özgü bir kariyer diye kategorize edilemez. Çok zor yani onu öyle yazmak. 9. Senfoni öyle yazamazsın. Anlatabiliyor muyum? Marcel Proust onu öyle yazamazdı. Onlar milimetrik işler baktığında ya da o heykeller arkasında çok büyük bir emek ve dikkat ve konsantrasyon ve devamlılık var. Ve öyle ölçüyü kaybetmemek. Hele sinemacıların yaptığı şey. Şimdi şimdi birazcık o dünyaya girdim çıktım. Korkunç derecede zor, titizlik ve büyük bir düşünce gerektiriyor. Anormal bir bilgiyle beraber her santimi çok özel bir insan olmayı gerektiriyor. Bunlar o yüzden romantik zırvalar gibi geliyor bana. Tabii ya bu bu, bu adam zaten provoke edecek şekilde evet. cümleyi kuruyor ki evet. üstüne bir tartışma başlasın evet. ama bu arada tabii doğru algılansın. Hitler'le ilgili bir Hitler'e savunuyor değil. yani Hitler bile aslında orada şey diyor yani oradaki cümlem umarım doğru anlaşılır. Buna eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya belki ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Kim demişti hatırlamıyorum bir bakmak lazım ama dünyada gerçekte haber değeri olan tek haber bilimle teknolojiyle ilgili haberlerdir diyor. Diğer her şey tekrar eder. Devletler kurulur, batar, şirketler kurulur, batar. İşte ne bileyim, toplumlar bir işte şunu yapar, sonra gider. Birileri başarılı olur, sonra başarısız olur. Ya bunların hepsi hep tekrarlayan şeyler. Ama belli bir teknoloji ilk kez geliştirdiğin zaman kalıcı oluyor. Yani o gerçekten yeni ve benzeri, eşi benzeri olmayan bir şey ilk defa yaratmış oldum. Onun için burada anlatılan sözün bu perspektiften katılacağım kısmı var. Yani bilim, teknoloji, mühendislik daha önce hiç yapılmamış bir şey getiriyor. Onun için beğendiğim bir tarafı var lafında. Ama Lafın bir de bence büyük bir eksik tarafı var. O da şu, her insan hala zaten döngüsel olarak nasıl diyeyim, her birey kendi kendine doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Yani sonuçta ben doğduğum zaman hiçbir şey bilmiyorum. Sanat bilmiyorum, edebiyat bilmiyorum, felsefe bilmiyorum. Ve bütün onların hepsi benim için yeni, beni insan olarak bu dünya ile ilgili bir şeyleri yorumlayabilmek için, başka insanlarla nasıl diyeyim, hayatı paylaşabilmem için bir anlam bulabilme için bunların hepsi değerli. Dolayısıyla da bir şeylerin sürekli tırnak içerisinde tekrarlıyor olması veya yepyeni bir şey getirmiyor olması o bireyler için yeni getirmediği anlamına gelmiyor. Ben ilk defa ilginç bir edebiyat eserini okuduğum zaman o benim için zaten hala yeni. Dünyanın işte ne bileyim onun gibi başka kitapların yazılmış olması, yeni bir akımın çıkmamış olması veya işte bütün akımlar felsefede bütün fikirler bulun diyelim atıyorum. Bunların hepsi olsa bile ben birey olarak felsefeyi her okuduğumda ben benim için yeni ya. O zaten onu yeterince değerli kılıyor. O yüzden bunları yarıştırmanın bir alemi yok. Hani hatta şunu söyleyebilirim. Kendi hayatımla ilgili geçmişe dönüp de bir şeyi daha iyi yapsam, farklı yapsam de bir öyle bir fırsatım olsaydı lise, üniversite yıllarımda daha çok edebiyat okumuş olmayı isterdim. Net söylüyorum bunu yani. O beni daha iyi bir insan yapabilirdi, daha bilinçli yapabilirdi, daha olgun yapabilirdi, başka insanları daha erken tanımamı sağlayabilirdi, başka güzel şeylere daha iyi bakabilmemi sağlayabilirdi. Onun için bir bilim insanı olarak tabii ki bilimin yeni bir şeyler getirmesinden mutluyum, ama bu diğer sanat, edebiyat, felsefe bunlar olmadan da hayat olmaz diye düşünüyorum. Yalnız benim. hocam biraz daha iyi bir insan olursanız patlamanızdan <laughs> daha ne kadar iyi bir insan? <laughs> Peki bu cümleye karşılık çok. Güzel bir resme bakarsak, mesela bu 1505'te yapılmış, hani Andrew Miller diyor ya hiçbir şey. Ama şöyle gündüz Vassal okumuş muydunuz hiç? Cehenneme. Cehenneme öbür cennetim gibi çok iyi kitapları var. Bu ondan alıntı, cehenneme kitabından. Yalnız ressamı sanatçıyı değil bizleri, yani seyircileri de en çok büyüleyen şey cennet değil cehennemdir. Bunun için boşun Prado'daki üç kanatlı resmini hatırlamak yeterli. Her gün onun önünde toplanan kalabalık cehennemi seyretmek için itişip kakışır. Cennetin sıkıcı tek düzeliğini seyretmeye meraklı olanlarsa pek azdır. Müze ziyaretçileri cennete şöyle bir göz atar. Pek çoğu da ona bakmaz bile. İlk insan ve ilk peygamber Adem günah işlemeyi cennette yaşamaya yeylemiştir. Yaşamın değişkenliğini sıkıcı tek düzeliğe yer tutmuştur. Bu yazıda bahsi geçen tablo bu. 1503 Dünyevi Zevkler Bahçesi. Şöyle göstereyim. Sol tarafta yani benim solum şurada. E, cennette Adem ve işte Havva'yı görüyoruz. Havva'da böyle ağırbaşlı vakur bir duruş var. Adem böyle şaşkınlıkla, karışık bir hayranlıkla bakıyor. Kendi armonisine sahip bir ortam. Hayvanlar takılıyor kendi başlarına. Sakin bir ortam. Orta kısımda dünyanın bugünkü halini görüyoruz. Kaotik bir cümbüş var. İnsanların mesela meyveleri ve hayvanları bir eğlence aracı olarak da kullandığını görüyoruz. Yani sonuçta bunlar onların hizmetine sunulmuş ama onlar onları da bir şekilde farklı şekillerde kullanıyor ve tabi burada poligami var. Böyle Marküde Saat romanından fırlamış gibi kimin eli kimin cebinde belli değil. Bir çeşit hazcılık içindeler ve tadını çıkarıyorlar. Tabi burada milyon tane detay var. Buradaki durum? Bu böyle bu sanat tarihçilerin falan acayip kavga ettikleri e, bir eser değil mi? Bu, yani bu yorumuyla ilgili. Hı -hı. Işte, bu aslında bir çeşit davet mi? Yani yoksa e, bir çeşit ders çıkarmaya için bunu yapmayın sakın diye mi çizilmişti tartışmalı olan bu mi? Şey yani gibi. bu şöyle aslında üstüne çok okuma yapmadım ama orta kısımla ilgili benim hissettiğim şey şu insanlar elbette özgür iradeye sahip ve özgürler ama o kadar özgürler ki bu bir noktada kimileri de kendi dürtülerinin oyunduruğu altına giriyor ve aslında özgürlüğe mahkum bir haldeler. Bu tarafta da zaten cehennemin tasviri var. Burada adamın yani hayal gücü zirve yapmış zaten burası bayağı müthiş detaylar var burada. Teknik şeyler de var ama şöyle söyleyeyim. Mesela burada Kibir şöyle cezalandırılıyor. Bir kadın var burada ve kendi suretine bakmakla cezalandırılmış. Mesela yedi günahtan gidecek olursak burada obur biri var. Sürekli yediklerini kusuyor. Bir tane cimri biri var. Altınlarını atıyor mesela. Mesela burada bir kumarbaz var. elinde bıçak saplanmış ve yanında kartlar dağılmış. Bu da tabii böyle bir mesaj veriyor. Olabilir tabii. Ama bunu çok uzatmayayım. Ben burada gene o klasik tavrımı sürdürüyorum. Sanki ben cenneti savunuyorum. Yani huzur, düzen, rahatlık, sevgi, saygı ve ölçü diyebiliyorum. Fakat bütün bu sanatçı özellikle Mark İdösad'da yani çıldıralım delir elim her şey olsun bu daha renkli. Cennet sahte bir şeydi. Gerçek olan cehennemdir derken not aldım ki zamanımız kısa olduğu için bu bütün bu kabus ve cehennem kaos merakı insanın kendi içindeki rezilliklerden utanmamak için kendine sanatsal bir dayanak bulma çabasıdır diyorum ben. Yani herkesin içinde korkunç, düşük, rezil taraflar var ve bir an dikkatimiz buna gidebiliyor pornografi ya da bütün o korkunç sirk gibi. Ama insanın amacı ne olmalı? O anlamda ne için varız? Ne için var olmaya değer? İnsan çok değerli bir şey. Ve bu anlamda ben daha düzen yanlısıyım. Çünkü o mutlu hayatını batıran ve onu sevenlere acılar çektirip zarar veren bütün zavallıların sığınağı oluyor bu. İnsan böyle bir şeydir. Zaten mükemmel mümkün değildir. Ya da sen yalan söylüyorsun bu kadar düzgün, bu kadar mutlu Mutlu olamazsın. Biliyorum sen de benim gibisin. Bu karanlığa seni çekenler ve bunun bugünkü sosyal medyadaki mutsuzların saldırısına uğrayan bir yığın değerli insan ve bunu gündelik yaşamda göğüslemeye çalışan kızların ondan sonra işte bir manyakla aslında kalbi çok temiz. Bilseniz o çok yeteneklidir. İçiyor, psikolojik problemleri var ama çok iyi bir insan esasında diye bütün bu saçma sapan korkunç erkekleri taşıyan kadınların aciz kaldığı bir durumdur. Çünkü burada genellikle de bu rezil olma ihtiyacı Alper'e de soracağım Nereden kaynaklanıyor insanın? Böyle bir batma ve rezil olma ihtiyacı var ki Dostoyevski bayıla bayıla sayfalar yazmıştır bu rezil olma arzusu zaafı üzerine insanın. Bu ne tarafımız Allah aşkına? Bu kadar düşük olarak biz birbirimizin elini tutup nasıl bağışlayacağız kendimizi? Ne demeye çalışıyorlar bize? Ben şöyle düşünüyorum. Burada mesela orta kısımda her şeyi kendi zevkleri için kullanan insanlar her şeyi nesneleştiriyor. Sonra diğer tarafta insanlar nesneleştirilmiş. Mesela burada burada böyle bir, bir yaratık var kuş kafalı ve insanları kraker gibi yiyip dışkı şeklinde çıkartıyor falan. Yani nesneleştirilen bu sefer insanın kendisi oluyor ve burada bir okuduğum bir şeyde Freud'un denge mekanizmasından bahsediyordu. Neydi o? İşte dürtü ve mantık arasındaki denge ve hani bu tek bir tarafa yığdığında bu tatmini hani sandal böyle çöker ya yani hani Evet. İşte o o dengeyi kuramayan insanların cezalandırıldığı gibi bir şey ben böyle bir sisteme çok yani sıcak bakmıyorum, inanmıyorum yani. Ama yine de hani bir resim olarak baktığımızda Stendhal sendromu deniyordu? Böyle bir sanat eseri karşısında insanın kendinden gelişmesi böyle bir, bir şey evet, var vardı böyle. Syndrome. Yani bu ben böyle bakmayı çok sevdiğim bir resim. Bu. Evet. Bütün detayına oturup bakayım istiyorum. Mesela Bütün şuradaki, ihtimalleri görme. <laughs> ya bir de teknik de ya yani ışık hüzmesi var burada yanan bir şehirden çıkıyor falan. Evet. Yani bütün bu kabuslar ve korkunç şeyler sanatçılara tabii çok ilham veriyor. Korku, işte bu sirk, bu dönüşen ruhlar, canavarlaşma, şeytanlaşma. Herhalde o yıllardaki kilisenin anormal ve akıl dışı baskısından sonra böyle bir çıldırma ve delirme iyice ne güçlendi ve doğruğa çıktı ve çok çeşitli sanat biçimlerine de böyle dönüşerek aslında vaktini doldurdu. Şimdi biz zaten tutun ki bir ülkedeyiz. Ahlaken ekonomik olarak, insan ilişkileri olarak bir kabusun içindeyiz. Bizim buna düzen verilmesine dair bir talebimiz var. Bizim bütün o düzensizliği derli toplu ve insana yakışır bir yaşam sunabilecek sisteme dönüştürme gayretimiz var, umudumuz var. Ama bunların sanat eserlerinde yaşayacağı belli. Çünkü insan kalbine konuşan bir tarafı var bunların. Ve insan kalbinde bu karanlıklar var. Ama akıl ya da irade işte yani bize ne yapmamızı söylüyor. Yaşlandım ben. <laughs> <laughs> Bambaşka bir konuya geçeyim. Mi? Evet. Bu bu sorunun muhatabı bence daha da siz olacaksınız. Ya oyunculuk göstermek değil gizlemektir önermesine katılıyoruz. Bu lafı duymadım ben hiç. Yani Strasbourg tekniğiyle çalıştık. Ondan sonra oyunculukta bir şey gizlemek ancak şurada bir gizli nokta var. O çok e, esrarengiz bir şeydir. Biz bazen bir sahne oynarız. Çok yoğun bir sahnedir. Duygusal olarak, düşünsel olarak çok katmanlıdır. Çok anlamlıdır. Ve seyirci bütün dikkatiyle bizi izlerken bir an bizden kopar ve o anlama, o kavrama doğru düşünmeye başlar. Onu kafasında canlandırır ve onu çözdüğünde kafasında kendi yaşamının içine sokar o kavramı. Ve o kavramla kendi yaşamının karşılaştığı ya da bir ol olduğu bir anı utanç olabilir, itiraf olabilir herhangi bir şeyi kendi yaşamında batırıp çıkartır sanki ona yani ve artık o tamamen kendi yaşamındadır biz yokuzdur ve oyunun o süreleri tıkır 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 geçerken oyundan kopar, kendi içinde bir karara varabilir. Bir şeyi çözer ya da bir şeyi itiraf edeceğini anlar ve sonra oyuna geri döner. Ve biz buna bayılırız ve gerçekten bunu yaşatabilmişsek işte o an görünmez olmuşuzdur. Orada yazarın yarattığı anlamdır iş gören. Hocam peki bu şeyi, bu önermeyi biraz genişlesek yani ben hatta dışarı taşıyacağım başka bir yere. Normal hayatta bireylerin de böyle sürekli oyunlar oynadığını söyleyebilir miyiz? Yani oyunculuk perspektifinden daha geniş şimdi bir şeye bakacağım. Yani acaba bizim bireyler olarak da söylediklerimiz değil de gizlediklerimiz mi bir çeşit maskemiz veya şeyimiz? Böyle bir İyi ifade edebildim mi, emin değilim de, ama? Bir person olarak mı? Yani, yani evet, yani acaba bizi dışarıdan algılatan şey söylediklerimiz mi yoksa söylemeyip içimizde gizlediklerimiz mi? İkisi de olabilir bence yani bazen sustukların anlattıklarından daha değerlidir ya da anlattığın şeyi çok önemsemiyor da olabilirsin. Şunu anlıyoruz biz oyunculuk eğitiminden sonra, insanlar durdurulamaz bir şekilde çok çeşitli biçimlerde oynuyorlar. Hatta bazen bir şeyi kendi başına yaşarken kendi üzerindeki etkiyi arttırmak için bile onu büyütebiliyor, değiştirebiliyor, komikleştirebiliyor, daha acıklı bir hale geliyor. Kültürel yapısı bunu çok fazla belirliyor. Geldiği kültür, bir duyguyu, bir düşünceyi yaşama biçiminde kafasında çalan enstrümanlar. Ben diyorum öğrenciler, keman çalmasın kafanızda diyorum. Yani acı var ortada zaten, arabeske geçme. Oraya geçince mesela kendini daha güçlü hisseden bir kültür de var. Bazı oyuncularda, genç oyuncularda. Yaşamda da insanlar belli şeyleri hem rolünü yapıyorlar hem de oyunu hem sürdürüyorlar hem kontrolü kaybediyorlar. Bazen aslında taklit olan bir şey gerçek yerine geçiyor artık ve bu ne zaman bu kadar güce sahip oldu yaşamımda? Özellikle saygı mekanizmalarında yani yalan olan her şeyin içindeki taklit bir yerde artık orijinalin yerine güç sahibi olabiliyor. Ve bu organize olduğunda insanlar gerçekten mutluluk taklidi yapıyorlar, sevgi taklidi yapıyorlar, saygı taklidi yapıyorlar ve bunu başarıyla yapanlarsa aynı anda çok değişik enstrümanlar çalabilenler gibi kendi yaşamını gerçekten anlamsız bir hale sokuyorlar. Bütün yetenekleriyle. Ve ne kadar yazık ettiklerini anlayabilecekleri yeni birine rastlayana kadar. Ama hocam şimdi şöyle bir şey yok mu? Bizim özellikle toplum olarak da öyle insanlara karşı da bir çeşit nasıl diyeyim zafiyetimiz yok mu? Yani mesela siz bunları siz böyle derken aklıma politikacılar da geldi. Çok güzel maske eden şey olabiliyor. O an konuşma verirken büyük bir heyecan duymuş gibi veya çok... ...üzgünmüş gibi, herkes önünde ağlıyormuş gibi veya uçuyormuş gibi falan bir sürü şeyler yapıyorlar. sadece politikacılar değil, ne bileyim işte çeşitli yerlerde liderlik yapan işte mezhep liderleri... ...şunlar bunlar için de e, değil mi böyle ve ilginç bir şekilde bir böceklerin ateşe gidermiş gibi... ...o yapmacık bile olsa o yapmacıklığı göremeyen bir sürü insan da onun peşinden koşabiliyorlar. Yani bu... Ama kötü oynuyorlar. böyle bir şey var yani demek ki. Var, e, var. Bu, bu, bu taklibi ışıldayan taşlara karşı... Renklere karşı bir insanların koşuşturması var ama o saydığınız tipler gerçekten kötü oynuyorlar. İçler acısı çünkü o şeyi taşıyacak eğitime sahip değiller. Neyse ki derinliğe <laughs> sahip. Değil. Evet evet yani biz baya kötüler arasında ah kanım kaynadı beyefendiye falan diyoruz. Yoksa yani çok zayıf profil bunlar. Büyük oynayanlar galiba şirketlerdeki CEOlar bilmem neler. O daha eğitimli daha donanımı daha narsistik karakterlerin yarattığı sahneler. İmkanım olsa da onları görseydim. Dizi ve filmlerde gördüğüm karakterler böyle çok karikatür geliyor yani hala böyle omuz silkerek trip atan ya da ayağını yere vurup bağıran ne bileyim üslupları da devşirme. Mesela biz bir şey olduğunda yani lanet olsun demeyiz ya siktir falan deriz. Ya da işte canın cehenneme değil de ya siktir git lan deriz falan. Abi. Evet. Ve iyiler çok iyi, kötüler çok kötü. Demin sen dedin ya insan tek bir kişiden oluşmaz. Tabii ki Zaten canım. Dostoyevski 150 yıldır bu yüzden var. En yüce duygularla birlikte adilik bir arada barınabiliyor. insan bazen kendine bile gizlenebilir ama bu karakterlerin hala böyle olması hakikaten sitcom gibi hepsi ama değil yani. Çok acıttı. Ve... Herhangi bir şeyi siyah ya da beyaz görenler son derece eğitimsiz gerizekalılar ve bir etkileri hala olması inanılmaz. Ve büyük bir etkileri var. Yani ben... dosttur düşmandır şudur budur yani bu ikiye ayırarak falan düşünme. En az beş seçenek var. Genellikle de hiçbiri seçeneğidir. Yani bu açıdan <laughs> işte da hepsi FlüTV abone ol. <laughs> <laughs> Bu arada senaryo yazımı da öyle değil mi aslında? Yani aslında orada da ne diyorlardı? Anlatma değil, gösterme sanatı. Çünkü evet. ne anlattığın bir önemi yok. Bütün hikayeler yazıldı. Nasıl anlatıyorsun bunu? Mesela sözcükle değil, görselle ve eylemle vermen gerekiyor. Evet. Ben hayatımın şöyle bir dönemindeyim. Yani son 5 aydır böyle kapanıp bir senaryo yazdım nihayet çıkarttım. Bir altı bölümlük bir dizi 40'ar dakikadan bir şey ve yazdığım her sahnede şeyi düşünüyorum. Bunu daha az sözcükle hangi eylemde hangi görselle anlatabilirim. Yani çünkü izleyici salak değil. Salak yerine koyuluyor olsa bile bilinç dışında algılayabileceği bir sürü şey var. En basit örneği mesela adam seni seviyorum demiyor da kız uyurken böyle kitap okurken kalmış O kitabın okuduğu son sayfasını görüp katlıyor. Kapatıyor kapağını. Ya da işte annesiyle arası çok iyi değil ama annesinin evine gittiğinde kapıyı çaldığında annesi surat asmıyor da şey yapıyor. Ha, oğlum hoş geldin diyor böyle çizmelerini dolaba koyuyor mesela ayakkabıların, Başkalarını ki. Ya da işte üç kritik sahnede merdivenden iniyor ama böyle alelade bir yürüyüş sahnesi. O merdivenleri değiştirdim mesela. Gittim fotoğrafını çektim hatta. Mesela fındıklı ile başlattım. Oradaki merdivenler geniş, boyalı, ferah merdivenler iniyor. İkinci sahnede daha dar bir merdiven. Üçüncü merdivende ruh hali gitgide sıkıştığı için karakterin Bankalar Caddesi. E, şeyi düşündüm. Başka bir tane buldum. Çukurcuma'da böyle daracık, klostrofobik bir merdiven oradan indiriyorum mesela. Şimdi bunu 10 kişiden biri anlayacak belki ama ben de zaten o izleyiciyi istiyorum. Mesela ben Röne Magritte'i çok seviyorum. Çok referans verdiğim bir ressama dönüştü. Ya da kadının bir sahnede Edward Hooper'ın bir resminin aynısı duruşunu uyarladım. Çok ikonik bir kareye dönüşebilir. İyi bir yönetmenin elinde. Fakat bunun sektördeki karşılığını henüz bilmiyorum ama şunu biliyorum. Yani yapımcılarla görüşmeye başlamadım ama daha bir tanesi şeyi söyledi mesela. Aytucuğum daha düz bir şey yaz. Daha çok para kazan. Yani demek istemiş ki o kadar öyle tanışma şey. <gülüyor> evet aslında öyle ama <laughs> bu bilmiyorum bir noktada karşı tarafı da tabii anlayabileceğimiz bir şey ama yani o tek düze karikatür tiplerden ve göstere göstere yapılan oyunculuktansa benim bir izleyici olarak da yazar olarak da ilgimi çeken şey bu. Yani zekanın ve yaratıcılığının ve bütün birikiminin zarafetinin sonuna kadar git. Çünkü insan ortaya bıraktığı şey bir süre sonra korkunç acı verir, utanç verir. Nasıl yaptım onu dersin? Ne kadar ucuz düşünmüşüm? Niye burada uzlaştım? Yapabildiğin en iyi şeyi yap. G gideceğim, gideceğim, ama şöyle bir şey de var. Ben bunu daha önce 2-3 farklı şekilde yaşadım. Mesela bir tane kitap yazdım. Yayın evlerine posterladım. Dediler ki bunu kimse okumaz. Bir bastı, çok satanlara girdi. Mesela bu burada yaptığım bir kitap programı formatı vardı birkaç YouTube kanalına gitmiştim o zaman. Ya benim böyle bir fikrim var, böyle bir program yapacağım. Yine aynı şey. Dediler ki kimse izlemez. Biri yayınladı ve bir sürü üniversiteden ödül aldı. Bunu böbürlenmek için söylemiyorum ama şunu anlıyorum. Yine benzer bir döngüye gireceğim büyük ihtimalle ve kapıyı çalacağım. Kapıyı açacaklar bana ama içeri almayacaklar ama benim yine o kapıyı kırmam gerekecek kendimi kabul ettirebilmek için. Ve yani sürekli bunun aynı şekilde cereyan ediyor olması da bir garip bir noktada. Bilmiyorum. Öyle. Daha keyifli değil mi ama? Mücadelenin sonucunda bir şeyin çıkması. Keyifli ama işte bana daha çok para teklif edilse ben kabul ederdim. yani <laughs> bir <noktada. gülüyor> Peki birkaç tane kişisel hız soru var. Onları da hızlıca sormak istiyorum. Bu şöyle bir şey. Yargılanma, yadırganma ya da işte bir güncel moda tabiriyle linç edilmekten korktuğunuz, endişe duyduğunuz için ifade etmediğiniz bir düşüncenizi istiyorum. Asla bunu duyamayacaksın. <laughs> yani şöyle hani... Linç değil Aytu. Kıyamet şey. kopar. <laughs> İşte tamam ona ihtiyacım var <laughs> böyle bir ihtiyaç olmaz. Peki kıyamet <laughs> kopar mı? Cevaplayamayacağız. Şey <laughs> <laughs> kopar. İnsan bunu çocukluğundan beri bilir. İnsan bunu çocukluğundan beri bilir. Bir düşünce ona musallat olur. Aklına kesinlikle emin olduğu bir şey gelir. Sonra da günlerce ve yıllarca etrafındaki koroyu dinler. Ben bunu söylersem kıyamet kopar der. Şimdi bir sürü uyduruk şey için zaten usulen kıyamet kopuyor. Bir de bunun için diyorsun. Yok de. hiç sinar Buyurun Sayın Profesör. Aa ikiniz Bu de benden pas. Benden de bir şey yok. Pas yani. <laughs> ya burada da başka bir şey var. Bir şey söylediğinde... <laughs> bazı insanlar seni linç ederler, bazı insanlar işte kıyamet koparırlar, bazıları daha iyi bir şey söylüyor der tamam mı? Şimdi bunun sebebi ne? Çünkü herkes farklı bir yolculuğunun farklı bir aşamasında. Yani bu hani mesela değil mi, küçük bir çocuğa da her zaman her şeyi söylüyoruz. Daha küçükken bekliyorsun işte bilmem 13 yaşında bir şeyi izletiyorsun, işte 18 yaşından sonra başka bir şey Yani biz de bir yaşımızdan bağımsız olarak her birimiz bir çeşit yolculuktayız ve yolculuğun farklı aşamalarında bazı şeyleri duymalıyız. Dolayısıyla ben kendi geldiğim noktada vardığım şeyleri, düşüncelerimi, bakışımı, dünyaya ile ilgili felsefemi, bir sürü şeyleri söylüyorum. Bunların bir kısmının bir sürü insanı rahatsız edebileceğini de biliyorum. Ama onu söylemenin iyi bir şey olmadığını da düşünüyorum. Çünkü o zaman ne olmuş oluyor? Bir grup insan için mesela diyelim ki bizi bir şekilde tanıyan, seven bir izleyiciler var tamam mı? Onların bazısı bir şeyi söyledim diye ha bu hoca doğru söylüyor deyip onu o yolculuğu geçmeden sahiplenmeye çalışacak. Ben onun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Bırak o kendi yolculuğunu yaşasın yani. Bazısı sırf o lafı duydu diye aradaki yolculuğu yaşamaktan komple vazgeçecek ve bu sefer dinlediği, benden ve bizden öğrenebileceği ya da paylaşabileceği, kendi yolculuğunda bir şeyler katabileceği şeyleri de almaktan vazgeçecek. Dolayısıyla ben böyle şeyden yana değilim. Herkesin yolculuğuna saygım var. Kendim geçerken mesela kendi bundan 10 seneki önceki halime, 20 seneki önceki halime gidip de şu anda düşündüğüm bazı şeyleri söylesem anlamayacaktım yani. Doğru. Onun için de bırakıyorum. Hani herkes o kendi şeyini yaşasın yani. Onun için benden linç edecek Vallahi bir Vallahi laf çıkmayacak. ikiniz de çok güzel açıkladınız. Bir sorudan bu kadar güzel yırtıldığını ilk defa görüyorum. Ben, ben, hemen şey yapayım Aytos'un. <laughs> Sen onu her gün yapıyorsun. Her gün zaten tweet atıp <laughs> e... Mutlaka bir damara basıyorsunuz. Varsa güncel bir linç yiyeceği şey buradan yapabilir. Hemen hemen aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Bazı insanların ölmesi gerekiyor. Aynen. <laughs> direkt, direkt Mesela? Hemen ve gayrı tabii <laughs> biçimde mi? <be. gülüyor> Geçen gün bunu Elon Musk söyledi. İnsan ömrünün uzamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz dediler de. Durdu bayağı böyle bir 10 saniye 15 saniye durdu. Yok dedi yani uzamasın dedi. Sonra da Bence çok iyi bir laf etti. Bazı insanlar fikir değiştirmiyorlar, sadece ölüyorlar dedi. Yani hayatı boyunca hiçbir fikri değişmiyor herifin veya kadının. Ancak ölünce bitiyor ve kurtuluyoruz heriften. <laughs> yani bir gelişimi de yok. Fikir değişmiyorsa değil mi? Ya aslında şeyi söylüyor. Bazı şeylerin ölmesi gerekiyor. Yani insan deme buna ama bazı fikirlerin, bazı insanların, bazı düşünce şekillerinin, bazı alışkanlıkların ve bazı geleneklerin ölmesi gerekiyor. Ve bunun da ölmesinin tek yolu yani toplumun aslında arınmasının tek yolu ölmek. Yani ölmek iyi bir şey aslında. Yani bu ben de öleceğim bir gün ve bu iyi bir şey olacak. Peki şöyle bir soru. Eskiden çok önem verdiğiniz ama bugün sizin için pek de elzem olmayan herhangi bir şey. Yani kariyer, istenci, para, belki bir insan, belki bir eşya. Bu sorunun tam tersini de düşünebilirsiniz. Yani eskiden pek önemsemediğiniz ama şimdilerde sizin için önem atfeden bir şey. Benim açımdan tam bir tutarlılık var. Yani istediklerimi istiyorum, istemediklerimi istemiyorum. Bir fikir değişikliği, bir ah nereye geldim? pek olmadı galiba. Yani özellikle değer verdiğim şeylerle ilişkimdeki romantizmin tadını ve gücünü hiç kaybetmedim. Bu da benim mutluluğumun temeli oldu diyebilirim. İnandıklarıma, değer verdiklerime hala çok bağlıyım. Çok inanarak sürdürüyorum. Bunun tamamına bir stil deniyor bence zaten yaşamda. İlkeler değil, daha ziyade daha akışkan bir şey o stil. Sen kendin bir örnek versene. Belki oradan daha... Bileceğim. Yani benim örneğim basit. Çok böyle derin bir şey değil. Mesela ben 3-5 sene önce mesela spor yapanları ve spor yapmayı çok salakça bulurdum ama onun aslında mental olarak bana ne kadar iyi geldiğini fark ettikten sonra bakış açım değişti mesela şimdi hmm. ben de spor yapmaya yani vücudumu da çalıştırmaya çalışıyorum hani sadece böyle beyin işte kitap okuyarak olmuyor ya sonuçta hayat hmm. gerçekliği bu değil hmm. ee, onun gibi bir şey olabilir yani sonuçta eminim vardır bende ama yaşadıkça geçmişi tekrar yorumluyorsun ya yani hani Böyle çok elimle hemen kesip de aha bak şu vardı ve artık ona önemsemiyorum. Çok kolay diyemiyorum. Bir şekilde o gene benim şu anki bütünümün içerisinde yer işgal etmeye devam ediyor. Bu anki benle bundan 20 yıl önceki beni karşı karşıya getirsek tonlarca farklılık çıkar belki ama benim bundan 20 yıl önceki Erkcan'ı hayalimle şu anki Erkcan hala tutarlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden rahat işaret edemiyorum. Peki bu İlker'in yani. demin dediği şey biraz ters değil mi? O sen de hem yani tek fikirlilik anlamında söylemiyorum ama demin söylediğin şeyi düşününce yani insanların sabit bir yerde kalması yıllarca fikren aslında onun. E, ya şimdi bak eğer böyle bakmak istiyorsan hani daha genişlettin sanki soruyu. Bir çeşit büyüme diye bakmak istiyorsan buna tabii ki büyüdüğüm daha öncekinden farklı bakabildiğim şeyler var. Buna hani dürüstçe bir tane örnek vereyim. Lisedeyken fizik matematik falan gibi derslerde eğer ki bir kız arkadaşım daha iyi not alırsa yani sınıfta herhangi bir kız arkadaşım daha iyi not alırsa bunu kendime yediremiyordum. Ha bununla ilgili bu, bu bir ön yargı sonuçta bir çeşit yani bir bir çeşit cinsiyetçilik yani tamam mı ondan sonra ve ama tabii o zaman bunu anlayamıyorsun. Onun içerisindesin. Neyin doğal neyin doğal olmadığını, neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi bilmiyorsun. Demek ki toplum ailemde böyle bir şey olmadığı halde Toplum demek ki onu bana bir şekilde nüfuz ettirmiş zihnime ki ilginç bir şekilde kafamda şöyle bir imaj var. Yani fizik, matematik, bilmem ne, kimya bunlar erkek işidir gibi. Tamam mı? Hani ilginç bir şey değil mi bu? Ve olumlu baktığım taraf. O ön yargımı hiçbir zaman hiç kimseye yansıtmadım. Getirip de bundan dolayı birisine işte sen nasıl yapıyorsun demedim veya öyle bir şey ama ama içten içten sanki böyle bir şey bir yarış var ve o yarışın içerisinde geri kalmışım. Ha başka bir, mesela erkek olan bir arkadaşım daha iyi not alınca da şey yapınca bu normal geliyor ilginç bir şekilde. Nasıl Ondan sonra şimdi bu ön yargıdan nasıl kurtuldum diye soruyorsun diye anlıyorum. Öncelikle şöyle bir şey oldu. Üniversiteye geldim. Üniversitede de bir kısmen devam etti bu. Bir de öyle bir şey var ki şartlar çevrende gördüklerin ön yargılarını eğer yeterince dikkatli değilsen, veriyi de böyle parmağınla çekmekten hoşlanan ya da ona doğru meyilli birisiysen yani zihnini eğitmediysen bu konuda daha bile değerinleştirebiliyor. Onun için mesela üniversiteye geldim. Üniversitede bakacak olursanız elektronik mühendisliği bölümünde 200 tane öğrenci alıyorsun. Bunlardan belki 20 tanesi kadın öğrenci, 180 tanesi erkek öğrenci. Demek ki ha bak işte bu iş erkeğe uygun demeye başlıyorsun. Tamam mı? Demek ki o ön yargı toplumda zaten var ya da oraya doğru yönlenme var. Belki bunun bir kısmı başka bir şekilde biyolojik şeylere de bağlıdır. Onu bilmiyorum ama sonuç olarak oraya doğru bir şey var ve o benim ön yargım üniversitede çözülmedi. Gene ama hiçbir şekilde bunu dışarı yansıtmıyordum. Sonra doktoraya geldim ve doktora da müthiş fizik yapan kadın fizikçilerle tanıştım. Kendi iki tane doktora hocamdan bir tanesi Vera öyleydi ve yani hakikaten çok iyi bir şeydi. Fizikçiydi. Her şeye hakim. Birimin hem de aynı zamanda grup lideri falan bir sürü şey yapıyor ve yavaş yavaş ya bir dakika ya ne oluyoruz falan demeye başladım. Sonra derse giriyorum, anlamıyorum. E, geliyorum, çözmeye çalışıyorum. Saatler uğraşıyorum. Ağlıyorum. Ya bu nasıl bir şey falan diyorum ve yanımda onu böyle rahat bir şekilde yapabilen ve artık kadın erkek olduğuna bakmayacağım kişiler olmaya başladı. Ondan sonra iyice rahatladım diyebilirim. En son kırılmada şeyde oldu. İşte Sörne geldim gene kadın fizikçilerle çalıştım. En son kırılmada geldim. Bir doktor öğrencim oldu ve dört dörtlük bir insan ya. Yani yarın eğer ki bir bayrağı devredeceksem o kişiye devrederim ve kadın tamam mı? Onunla birlikte bu şeyden, ön yargıdan komple arındığımı düşünüyorum insanlara fizikçilere ya da neyse şeyde kadın erkek diye bakmıyorum artık. Bu bir şey, bir yolculuk yani. Ha, kendi adıma bu hikayenin içerisinde içimi bir nebze rahatlatan bir kısım var. O da bu önyargıviyor hareket etmemiş olmam. Hmm. Tamam mı? Yani bu belki ufacık şeyi tamam mı hani günahımı affettirecek belki tek kısım bu. Tamam mı? Ama bir yandan da bu yolculuk beni başka bir anlamda iyi yaptı. Yani ben dedim ki bu konuda ön yargım vardı ve bu ön yargıyı yaşayarak aşabildim. Acaba başka ne konularda ön yargım var diye bir kere sürekli kendimi sorgulattı. Bir de başka insanlarda ön yargıyı gördüğümde de onların da kendi yolculuklarında er geç bu ön yargıyı aşabilmelerinin bir fırsatı olabileceğini, onlara da yol açılacak olursa, onlara da işte o ön yargılarıyla tersini görebilecek fırsatlar tanınırsa Onların da büyüyüp olgunlaşabileceklerine dair içimdeki iyimser yapı güçlenmiş oldu. Onun için öyle bir şey verebilir mi örnek yani? Bence güzel bir örnek oldu. Ki arınabildiniz mi hocalarım? Evet. Evet. <gülüyor> 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 Bu gitmek istiyorum gibi oldu hocam. <laughs> Yok bence çok güzel geçti. Bence de iyiydi. Çok güzel geçti. Yani güzel bir sohbet oldu. Arındım mı bilemiyorum ama bence arınma e, gibi olmadı. Key, keyifli bir sohbet oldu ve teşekkür ederim bu arada hem Aytu hem İlker de de Hocam. Ben size teşekkür ederim. Hani hakikaten zihnimi açıcı bir sohbet oldu diyebilirim. Sonrasında. Ben o zaman genel prensip söyleyeyim hiçbir şey iki saatten uzun olmamalı. <laughs> i̇ki saattir konuşuyoruz değil mi? Evet. Bunu artık. Bu şeyle ilgili biliyor musun? Kıçla ilgili. Kıç. <laughs> Bir şeyle en fazla 90 dakika dayanabiliyor abi. <laughs> e, tamam kesersin artık. <laughs> teşekkür ediyoruz hep üçünüze de. Bek ben de teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok sağ olun. Çok yaşa. Görüşmek üzere. Görüşürüz.